Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisi olan Manavgat ilçemizde olmanın mutluluğunu, gururunu, onurunu yaşıyorum. Buraya gelirken yalnız gelmedim. Genel sekreterim, ASAT genel müdürüm, danışman arkadaşlarım, daire başkan arkadaşlarım ve tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte geldim. Bugün Manavgat ilçemizde neler yaptık ve neler yapacağız, programda nelerimiz var konuşacağız. Bir taraftan şehrin merkezinde kalmış olan halin kaldırılması toptancı halle ilgili yeni yerinde toptancı haldeki komisyoncu arkadaşlarımız, üreticilerimizin ürettikleri mallarını satmaya başlayacak. Ayrıca katı atık transfer istasyonu 5 milyona yaklaşık mali oldu. Ama aylık gidere baktığımızda Manavgat Belediye'mize de katkıdır. Kırsal asfalt, köyler, yama dahil olmak üzere 75 milyon lira. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su, asfalt için bugünün güncel parasıyla ilgili 1 milyar 350 milyon lira yatırım yapılmıştır. Ayrıca 540 milyon da bugün itibariyle 2023'ün sonuna kadar yatırım planlanmış ve çalışmalarda sizlerin de gördüğü gibi devam etmektedir. Ayrıca burada sosyal projemizde Halket, Halk Süt, çölyak hastalarımıza dahil olmak üzere ATESEM, ATEBEM sosyal kartla ilgili de çalışmalarımız bir taraftan devam etmektedir. Kendi cazibesiyle akacak bir Manavgat, Oymapınar Barajı suyu olması dolayısıyla bir firmaya verilmiş. Bizim yeri geldiğinde vanamızı kapatmakla meşgul olduklarında hepiniz ve Manavgatlı hemşehrilerimiz de görmektesiniz. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Manavgat halkı Oymapınar'dan kendi cazibesiyle gelen suları kullanmak mecburiyetindeyiz. İktidarda bakınız boy boy resimleri özellikle Manavgatlı hemşehrilerim gördü. Antalya merkezden çıktığınızda Expo'ya kadar gelirken Binali Yıldırım Bey'in, Menderes Türel Bey'in resimlerini gördünüz. Sizlerin sayesinde Millet İttifakı'nın sayesinde seçimleri aldık. 3 ay sonra 379 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediye'mizi borçlandırdılar. Yani hani yollardır, ihtiyaçlardır söyleniyor, çok doğru. Ama bunlar öyle olmuyor arkadaşlar. Çok kolay şeyler değil. Biz 28 senedir temelinden hani çıraklığını yapmadığın için ustalığına soyunmayacaksın derler ya. Biz çıraklığını yaptık bu işin, şimdi ustalığını yapıyoruz. Böyle bir siyasi anlayışla ilgili hani az kaldı, geliyor gelmekte olan dediğimiz şekliyle bakacağız. Biraz daha hızlı, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve önümüzdeki günlerde iktidar yolu yerelden geçer, az önce Aliye Başkanım da söylediği gibi. Biz beraberce Millet İttifakı olarak bu ülkede yeniden çağdaş demokratik cumhuriyetimize de Atatürk'ün devrimlerine de inanarak tartıştırma etmeden devam edeceğiz. Çok güzel verimli bir günün arkasından Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın düzenlediği Manavgat Çalıştay'ı iki belediye arasındaki güzel toplantının sonuna geldik. Aşağı yukarı bir saat kadar devam eden çok verimli bir toplantı oldu. Samimiyetimle ifade etmeye çalışıyorum. Uzun süredir hayal ettiğimiz bir çalışma ortamını bulduk. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordineli çalıştığı müddetçe istişare içerisinde birbirine destek verir, sorumlulukları tamamen paslamadan, büyük küçük mevhumunu ortadan kaldırarak çalıştığı takdirde başarının geleceğini ifade etmiştik. Bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.